Bakalım bu videoda e, cisimlerin elektrik bakımından yüklenmesinin yollarını öğrenmeye çalışacağız. 3 tane yolumuz var. Sürtme ile, dokunma ile, üçüncüsü de etki ile. Sürtme ile elektriklenme yapılırken maddelerimiz yalıtkan olacak. Yalıtkan maddelerin yüklenme şekli bu. Sürtülen iki cismin e, farklı maddelerin olması gerekir tabii ki. Elektrik olarak biri diğerine göre daha fazla elektronu almak istemeli veya vermek istemeli. Buna kimyada elektronegatiflik deniyor ve göreceli bir kavram. Yani hangi iki cismi birbirine sürttüğümüz önemli. Peki burada başka nelere dikkat edeceğiz? Sürtme elektriklenme yaparken sürtülen iki cismin birisi elektron alır. Diğeri de elektron aldığı için eksiler fazla gelir. Dolayısıyla eksi yüklenmiş olur. Diğeri de elektron verir. Elektron verdiği için artık artılar fazla olmuş olur. Artı yüklenmiş olur. Birinin verdiğini diğeri aldığı için sürtme ile elektriklenmede birinin verdiğini diğeri aldığı için ikisi de eşit miktarda yüklenir. Bunu sakın unutmayın. Sürtme ile elektriklenmede birisi kaç Q yükleniyorsa diğeri de o kadar Q yüklenir ve zıt işaretlidir. Örnek bakalım. Ebonit. Ebonitten kastımız iyi plastik. Ebonit'i güne sürttüğümüz zaman ebonit eksi yükleniyor. Demek ki burada elektron alma isteği daha fazla. Yün de artı yüklenir. Peki burada neye dikkat edeceğiz? sürtmeli elektriklenmede elektriklenen yani elektrikle yüklenen yerler sadece sürtülen yerlerdir. Diğer taraflar değil sadece sürtülen yerler. Ebonit eksi yükleniyor, yün artı yükleniyor. Bir başka örnek daha. Camı ipeye sürtük, Sürtülen yerler yükleniyor. Bu sefer de cam artı ipek eksi yükleniyor. Çünkü ipeğin elektron alma isteği daha fazla diye düşüneceğiz. Peki bunları nasıl ezberleyeceğiz? Ezberlememiz gerekirse. Ee, şöyle ben şöyle bir şey düşünüyorum. İşte ebonit E ile başlıyor. Elektron da eksi olduğu için oradan eksi diyorum. Cam ortada bakın A var, artı. Burayı da artıymış gibi böyle düşünebilirsiniz. Yoksa e, yani bunların elektron alma verme isteklerini biliyor olmamız lazım. Bu da birazcık e, fazla bir bilgi olduğu için gerekli değil. Gelelim dokunmayla elektriklenmeye. Şimdi bunu nasıl e, nerede kullanacağız? Bunu da iletkenlerde kullanacağız. İletken maddelerin yüklenme şeklidir. Sistemin net yükü yani ikisinin iki cismi birbirine dokunduruyorsak bunların toplam yükü cisimlerin yarıçaplarıyla veya boyutlarıyla doğru orantılı olarak paylaşılır. Net yük birinin birbirini iteceğinden bunlar dokunduktan sonra paylaşılacağından cismin en dış yüzeyine dağılır. Katil katı iletkenlerde hareket eden yük sadece eksi yüklerdir yani elektronlardır. Buna da dikkat edeceğiz. Şimdi bakalım örneğimize. Örnek üzerinden anlamak daha kolay. A cismi iletken bir cisim, yükü artı 3Q. B cismi e, iletken bir cisim, yarıçapı 2r diğerinin iki katı, yükü yine artı 3Q. Bunları birbirine bir telle dokunduruyoruz. Dokundurduğumuz zaman diyeceğiz ki toplam yük artı 3Q artı 3Q da artı 6Q. Toplam yarıçap r 2r yani 3r. O zaman toplam yarıçap 3r ise. 3r'ye 6q düşüyormuş. 3r artı q demiştik ki yarıçaplarıyla veya boyutlarıyla doğru orantılı paylaşılır. Öyleyse 3r'ye 3r'ye 6q dağılıyorsa r'ye kaç q dağılır? Bunu bulacağız. 3r'ye 6q ise 1r'ye 2q doğru orantı. O zaman 1r'ye 2q ise 2r'ye 4q. Öyleyse 1r'ye 2q ise 2r'ye 4q. Bize üniversite sınavında Şöyle bir şey de soruyorlar. Geçmişte sorular. Hangisinden hangisine kaç Q yük geçmiştir? Şimdi burada e, burası artı 3 Q iken artı 4 Q olduğu için öğrenciler genelde işte A'dan B'ye artı 1 Q geçmiştir derler. Fakat biz ne demiştik? Katı ile etkenlerde hareket eden yük sadece eksilerdir. Yani bu tarafa doğru artı Q geçmiş diyemeyiz. Çünkü artılar hareket etmez. O zaman ters tarafa doğru eksi Q gitmiştir diyeceğiz. Peki burada dikkat ettiğimiz şeylerden birisi ne? Toplam yük artı altı kü. Burasının toplam yükü artı altı kü. Yani yük miktarı korunumludur diyeceğiz. Hani yükün korunumu, enerjinin korunumu, kütlenin korunumu prensibi gibi. Bu da bir korunum. Yani başlangıçtaki yüklerin toplamıyla son durumdaki yüklerin toplamı birbirine eşittir diyeceğiz. Bu arada bazen bizi şaşırtmak için şöyle derler. Yükler çok olandan, yük miktarı çok olandan az olana doğru hareket eder derler. Bakın burada yükler çoktan azı doğru hareket etmedi değil mi? Çünkü ikisi de eşit. Dolayısıyla böyle bir yargı varsa ve kesinlik söylüyorsa kesinlik yoktur burada. Çünkü eşit olduğu halde e, yarı çapı büyük olandan küçük olana bir yük geçişi oldu. E, dolayısıyla yükler çoktan aza doğru hareket eder. Yargısı her zaman doğru değildir. Peki. Devam edelim. Hadi elimizi alıştıralım. E, elimde yine iletken cisimlerim var. Yükleri artı yedi kü eksi kü yarı çapları da eşitmiş. Bunları dokunduktan sonra diyor son yükleri denge durumu sağlandıktan sonra yüklerin miktarı nedir diyor. Bakalım toplam yük ne kadar? Toplam yük artı 7 q 1 q artı 6 q yapar. Toplam yarıçap o ne kadar? R R 2 R. O zaman kendi kendimize orantı kuruyoruz. Diyoruz ki 2 R'ye artı 6 q Öyleyse 1R'ye artı 3Q. E bunların da yarıçapları çapları ikisinin de R olduğu için bunun yükü artı 3Q onun yükü de artı 3Q olur. Peki hangisinin hangisine ne kadar yük geçer? Şimdi bakalım. Artı 7 iken artı 3 olmuş. Sanki artı 4 ki bu tarafa doğru geçer dememiz gerekiyormuş gibi ama artılar hareket etmez demiştik. O zaman bu tarafa doğru 7 iken 3 olduğuna göre artı 4Q geçer demek yerine öbür tarafa eksi 4Q geçer diyeceğiz. Çünkü artlar hareket etmez. Peki bir tane daha yapalım. Elimizde yine iletken 2 tane küremiz var. Yer 2R ve 3R. Yükleri eksi 30Q'ya artı 10Q. Dokunduruyoruz iletken bir telle. Denge sağlandıktan sonra yük miktarları kaç olur diye bize soruyor. Toplam yükümüz Eksi 30 Q artı 10 Q'dan dolayı eksi 20 Q yapar. Bu eksi 20 Q kaç yarı çapa dağılmış? 2 yarı çap, 3 yarı çap demek ki 5 yarı çap. 5 R'ye eksi 20 düşüyorsa 1 R'ye 5'e böleriz. Eksi 4 Q düşer. O zaman 2 R'ye eksi 8 Q düşer. O zaman 3 R'ye eksi 12 Q düşer. Şimdi burası... 2R olduğu için 2R'ye eksi 8Q Eksi 8 Q. Burası 3 R olduğu için 3 R'ye de eksi 12 Q. Eksi 12 Q. Tamam. Peki. Şimdi bir de şöyle şeyi kontrol edelim. Yükler korundu mu? Eksi 30 artı 10 eksi 20. Eksi 8 eksi 12. Yine toplamı eksi 20. Demek ki doğru yapmışız soruyu. Şimdi gelelim şu ifadeye. Yüklü iletken küreler birbirlerine dokunurduktan sonra denge sağlandığında Kesinlikle Q'larının R'lerine oranı eşittir. Bakın. Eksi 8 bölü 2 eksi 4 yapar. Eksi 12 bölü 3 o da eksi 4 yapar. Dolayısıyla bu ifade tam doğru bir ifadedir. Öyleyse bize şöyle bir şey sorabilir. İki yüklü iletken küre birbirine dokunduktan sonra denge sağlandığında hangisi kesinlikle doğrudur dediğinde ne diyeceğiz? Q'larının R'lerine oranı kesinlikle eşittir diyeceğiz. Tabii dışarıdan ekstra bir etki yoksa. Buna fizikte çocuklar potansiyel deniyor. Örneğin ise iki yüklü cismi birbirine dokundurduğumuzda kesinlikle Q/r oranları eşittir veya potansiyelleri eşittir de diyebiliriz. Bazı kaynaklarda bu potansiyele yük sadece en dışa dağıldığı için iletkenlerde yüzey potansiyeli denildiği de oluyor ve büyük V harfiyle gösteriyor. Hani bizim şu volt dediğimiz volt dediğimiz ifade. Peki formülü nasıl bir şey potansiyelin? Yükün yarı çapa oranı bir de K harfiyle çarpıyoruz. Buradaki K ortamın elektrik geçirgenlik katsayısı ile ilgili bir katsayısı. Değeri de 9 10 üzeri 9. Bunu yine her zaman söylediğimiz gibi böyle sayıları eğer kullanılacaksa üniversite sınavında mutlaka parantez içinde bize verir. Peki gelelim şu özel duruma. Şimdi özel durumu anlatmadan önce şunu söylemem lazım e, iletkenler birbirlerine dokunduklarında bu dokunmayla birlikte tek cisim gibi davranırlar çocuklar. Tek cisim gibi. Şimdi sorumuz ne ona bakalım. Elimizde bir tane e, iletken metal metal bir bardağımız var. Niye bardak dedim? Çünkü içi boşluklu bir yapı. Sonra getiriyoruz bu nötrmüş. Artı yüklü bir cismi içine dokunduruyoruz. Şimdi bu soruda sorulan. Bu öğrencinin çizdiği. Ben de genelde şöyle çizmiyorum da şu şekilde çiziyorum. Dokunduğu için burası artık bir bütün cisim. Peki şimdi yavaş yavaş bilgilerimizi burada kullanalım. Bunun yükü sıfır. Yani var ama eşit. Artı eksiler. O yüzden sıfırmış gibi çevirelim. Bunun yükü de artı q. Toplamı artı q. Tek bir cisim. İletkenlerde yükler nerede birikir? En dışta. Öyleyse en dışına o artı q yükü birikir. O zaman iç yüzeyi ve içine dokundurduğumuz cisim nötrledir. Ve bu yük burada artı Q kadar olur. Öyleyse içi boşluklu bir cisme, bir iletken cisme, bir yük içinden dokundurulursa yükünün hepsi en dışarıya sığınır. Şimdi bana şunu söyleyebilirsiniz. Hocam artı yükler en dışarıya nasıl gitti? Hani artılara gitmiyor. Aslında artılara gitmiyor ama şimdi şurada artılar atıyorum. Bir, 2, 3, 4 tane artı var. Buradaki artıları nötrlemek adına şuradaki eksiler 4 tane eksi buraya gidince bunları nötrlemek için buradaki artı üzerine örtü artı açık kalır. Dolayısıyla bu uzun olduğu için genelde sorularda ben şöyle söylüyorum. Bu Artlar en dışa dağılır diyorum. Gider dersek yanlış olur. Artlar hareket etmez. Ama kendi içinizden sorunun yazım kısmında olmamak şartıyla kendi içinizden artlar en dışa gider diye düşünebilirsiniz. Ama bu doğru değildir bir daha söylüyorum. Artlar en dışa gitmez. Artı yüklenir derse doğru. Artlar en dışa gider derse yanlış. Aman dikkat. Gidiyormuş gibi düşünebiliriz. Şimdi burada bu soru tipinde dikkat etmemiz gereken önemli noktalardan birisi de şu. Dokundurduğumuz cisim içine dokundurduğumuz cisimden daha küçük olduğu için bu şekilde. Yani her zaman içine dokundurulduğunda içerideki cisim nötrdür demek doğru olmayabilir. Anlatıyorum nasıl olduğunu. Şimdi bakın. Cisim içinden dokundurduğumuz cisim şey, büyük bir cisim. Yani içine tam sığmamış. O zaman bunu Ufuk Hoca nasıl görüyor? Bir bakalım. Tek bir cisim çizeceğiz buraya. Tek bir cisim çizdiğimizde şöyle çizeceğiz buraya bir bütün cisim. Şimdi diyelim ki bunun yükü eksi Q olsun. Bu da nötr olsun. Dokundu. Dokununca tek cisim oldular. Ondan sonra yük nerede bir iki iletkenlerde? En dışta. O zaman bu eksi Q yükü en dış neresi ise oraya sıralanır. Toplamı eksi Q kadar olur. Ama artık ismimizin yüküne eksi Q diyemeyiz. Çünkü daha az tane eksilik barındırır artık. Toplama eksi Q'dur. En dışı dağılır ve bu artık nötr olmaz. Şimdi gelelim başka bir soru tipine. Bazen, yani çok dikkat etmezsiniz e, sorularda ama e, bizim gözümüze sokarlar. Şimdi bakalım, e, burada cismimizi fiziksel olarak içine getirip dokunduruyoruz. Yani şöyle, bazen de telle dokundururlar. Şimdi bu durumla, bu durum aynı değil. Anlatıyorum nasıl olduğunu. Şimdi burada fiziksel olarak cismimiz dışarıda olduğu için bunu peki nasıl göreceğiz? Yani dokunuyor tek bir cisim. Öyleyse bunu şöyle gibi düşünebiliriz. Bir bütün cisim. Bunun yükü diyelim ki eksi q olsun. Bunun yükü de diyelim ki nötr olsun. Dokunduğunda ne olur? Ne demiştik? Bir bütün cisim gibi düşündük burayı. Sonra da ne diyeceğiz? Birbirlerini iteceğinden dolayı cismin en uzak yeri olan en dışına eksi q dağılacak. En uzak yerler şuralar. Dolayısıyla bu durumda da cismimizin yükü nötr olmaz. Bir miktarı kendisinde kalır diyeceğiz. Gelelim dışarıdan dokunduruyorsak. Şimdi burada dışarıda dışarıdan dokunduruyorsak e, fiziksel olarak dokundurmakla telle dokundurmak arasında bir fark yok. Peki burada neye dikkat edeceğiz? Burada şuna dikkat edeceğiz. Dışarıdan dokunduruyorsak normal dokundururken dokundurarak yüklenme kurallarımız nelerse aynısına ee, dikkat edeceğiz burada. Bakalım. Hadi bunu bir soruya dönüştürelim. Faz edelim ki burasının küreselmiş dış şekli. yarıçapı 2R'ymiş. Bunun da yarıçapı R olsun. Bunun yükü diyelim ki eksi Pardon, artı 4q olsun. Bunun yükü de eksi 10q olsun. Ne diyeceğiz? Toplam yük. toplamı artı 4 eksi 10 eksi 6q. Yarıçapları 2r r de bu. kaç yarıçap 3 yarıçap. O zaman 3r'ye eksi 6q düşüyorsa, r'ye eksi 2q. 2R'ye de eksi 4Q düşer. Sonuç sonuç şu. 2 r eksi 4q yani burası eksi 4q olacak. R eksi 2q burası da eksi 2q olacak. Tabii ki eksi yükler sistemin en dışına dağılmış halde bulunacaklar. Gelelim üçüncü yöntemimiz. Elektrikle cisimleri elektrikle yükleme yöntemimiz. Etkiyle elektriklenme. Etkiyle dediğimiz zaman neyi anlayacağız? Bazen sorularda bu ismi verir. Sizin bunu anlamanız gerekebilir. Uzaktan yükleyeceğiz. Dokundurmadan yükleyeceğiz. Peki bu nasıl olacak? Burada e, soruları çözerken soruda bize verilen şeyleri hangi sırada yaptığımızın bile önemi var çocuklar. Bakalım. Şimdi elimizde ağır yüklü bir cismimiz varmış birbirine dokunmakta olan yani aslında tek bir cisim olan bir iletkenimiz varmış ve nötrmüş. KL iki cisim nötr. Bunu yaklaştırıyormuşuz. Yaklaştırılınca artı yükler nötrün içinde artı ve eksiler var ve sayısı eşit. Ee, şuradaki yakındaki sayılar kadar yük sayısı kadar burada yüklenmeye sebep olur. Artılar atıyorum 3 tane artı 3 tane eksiği çekiyorsa 3 tane artı iter. Hocam kendinizle çelişiyorsunuz. Bu artılar hareket etmez. Evet etmez. Eksi buraya gidince artların üzeri açık kalmış olur. Doğru. Sonra bunların arasını açıyoruz. Bakın burası hala eksi. Burası hala artı. Sonra da birbirine etki etmeyecek mesafelere çekiyoruz. Bu hala artı. Bu eksileri artık burada bir tutanmış şey yok. Çünkü çok uzak. O zaman eksiler cismin en dış yüzeyine dağılır. Hocam ve 3 taneydi bir sürü tane yaptınız. Bu yani 3 şey göstermelik bir 3 tane çizdim. Yani 300 milyon da olabilir burası. 3 milyar da olabilir. Sonuçta dışarıya dağılır. Aynı şekilde artık burada artıları tutan bir şey yok. O zaman sanki artılar en dışa dağılırmış gibi düşünebiliriz. Artılar aslında hareket etmez. E, e, o zaman buralar nasıl artı yükleniyor hocam? Çünkü bunun şu tarafındaki eksi şu artıyı nötrlemek adına gittiğinde buradaki artın üzeri açık kalır. O da burasına tekabül eder. Yani artlar en dışa e, en artı yüklenmiş olur dersek daha doğru. Yani bakın. K ve L cismimiz nötrdü. Birisini eksi diğerini de artı yüklemiş olduk. Ne yapmadan? Dokundurmadan. Peki şurada şekli dikkat ettiniz mi? Şurada bakın art yükler düzgün bir dağılım gösterirken şurada ne oldu? Birazcık buraya yöneldiler değil mi? Buraya dikkat etmek lazım. Çünkü iletken cisimlerde artlar bu şekilde veya eksel fark etmez. Yükler etkileşim olduğu yerde daha fazla birikirler diye düşünebiliriz. Peki hala. Geldik yine önemli kurmaşlıklarımızdan birisine topraklama sembolü şöyle gösterirler kısaca anlamı neymiş bir bakalım. Yüklü iletken bir cismimiz var. Bu cismi iletken bir telle dünyaya dokundurmaya biz topraklama diyoruz. Dünyaya telle dokundurma topraklamaymış. Peki ne oluyor burada? Bakalım herhangi başka bir dış etki yani bu olaya etkiden başka bir şey yoksa cismimizin işareti artı da olsa, eksi de olsa, topraklama sonrası yani dünyaya dokundurma sonrası mutlaka ne olur? Nötrlenir. Mutlaka nötrlenir. Peki bunu anlatırken bakın ben şöyle bir şey uydurdum. Yine UH'ye, Ufuk Hoca yöntemi. Ben dünyayı La Fontaine gibi karakterize ettim. Dedim ki dünya çok büyük, çok büyük olduğu için doyumsuz. Hani e, yük yarı çaplı doğru orantılı paylaşılıyor ya. O yüzden burada R'si cisimlere göre çok çok büyük olduğu için yarıçapı. O yüzden doyumsuz dedim. E, yine fizikten biliyoruz cisimler büyüdükçe güçsüzleşir. O da oradan aklımızda kalsın. Bir de inatçıdır dedim. Ekstradan bir şey ekledim. Dünyaya inatçılık olmasını ekledim. Şimdi bunu biraz sonra anlatacağım. inatçıların ne olduğunu. Peki hala. Artıklı bir cismi şöyle dokundurduk iletken telle. Ne dedik? Dünya doyumsuz artıları. E artılar hareket etmiyor hocam. Öyleyse eksi gönderir. Eksi göndererek artıları bir anlamda almış olur. Bunların hepsini nötrler ve cismimiz nötr olur. Peki cismimiz eksi ise ne olur? Dünyaya dokunulur bir telle. Dünya çok büyük ve doyumsuz. Yani mecburen yükünü emecek. E, eksiler hareket edebiliyor. Öyleyse Toprağa doğru elektronlar hareket eder. Fazlalık elektronlar tabii ki. Yani burası zaten fazlalıklar değil mi? Dolayısıyla bu da yine nötrlenir. Sonuç cismimiz artı da olsa eksi olsa topraklanırsa nötrlenir. Tabii dışarıdan ekstra bir etki yoksa. Peki gelelim dışarıdan ekstra bir etki varsa ne olur? Şimdi durumumuz şu. Topraklanmış bir iletken cismimiz var. Tabii dolayısıyla nötr. Eksi yüklü bir cismimiz var. Bunu yaklaştırıyoruz. Yaklaştırınca Eksiler, şu tarafa artları yani şuradaki etkileşim halinde olanlar artları çekiyormuş gibi düşünebiliriz. Ee, diğer taraflara ne olur hocam? Diğer taraflara toprak yani dünya etkeder. Diğer tarafların hepsi nötr'dür. Bakın buradaki inanççılık meselesi o. İlla bir yerleri nötr'leyecek yani dünya. Yakındakini nötr'leyemiyor. O zaman uzak tarafı nötr'ler. Bu arada yalnız dikkat etmemiz gereken nokta şu. Acaba Şuradan topraklasaydık ne olurdu? Hiçbir şey değişmezdi. Çünkü önemli olan yakın tarafta bunların arasında etkileşimin olması, buraya dünyanın e, büyük olmasından dolayı güçsüz olduğu için bir şey yapamaması ama inatçı olduğu için de diğer tarafları mutlaka nötrlemesi. Öyleyse şuradan topraklarsak ne olur? Hiçbir şey olmaz. Yani bu cismimizi nereden toprakladığımızın bir önemi yok. Şimdi buradan sonrasının önemi var. Buradan sonrasında demiştim ki size yaklaştırma uzaklaştırma olaylarının hangisinin önce hangisinin sonra yapılacağının çok büyük önemi var. Mesela bize soruda şunu söyleyebilir. Buradan sonrasında. Yaklaştırdım. Evet tamam. Sonra önce cisim gider sonra topraklama kesirse ne olur? Bakalım. Önce cisim giderse gider gitmez şurayı toprak nötrler. Cisim nötr olur. Peki önce toprak kesilir sonra cisim giderse ne olur? Toprak kesilirse artık nötrleyemez. Zaten burası artı yüklenmişti. Toprağı kestik. Cisim gider gitmez artlar her tarafa dağılmış gibi olur. Yani cismimiz art yüklenmiş olur. Öyleyse bir cisim artı yüklemek istiyorsak ne yapacağız? Eksi yüklü bir cismi yaklaştıracağız. Burada elektriksel faaliyet olacak. Toprağı keseceğiz sonra yüklenme dengelendikten sonra toprağı keseceğiz. Kestik. Burada hala artlar duruyor. Uzaklaştırdık cismimizi artlar en dışa dağılmış gibi oluyor. Yani bu cismimiz art yüklenmiştir diyeceğiz. Peki. Bir de şu duruma bakalım. Ha Biraz önce söylediğimizi yazmışım. Tekrar değerlendirelim. Önce topraklama kesiliyormuş sonra cisim uzaklaştırıyormuş. Şimdi bakalım. Topraklama olduğu için nötr... Ondan sonra eksiler yaklaştığı için şurası artı yüklenir. Ondan sonra topraklamayı kestik. Kestik. Yani artık topraklama şurada dağıtılır. Bir şey yapmaz. Sonra cismi uzaklaştırdık. Eksi yüklü cismi. Artık artı yükleri burada tutan bir şey yok. O artı yükler en dışa dağılır. Artı yükler en dışa hareket eder derseniz yanlış. Cismin en dışı artı yüklenir derseniz doğru. Artlar hareket etmez çünkü. Peki. E, ee, nötr bir cismin var yine. eksik bir cismi yaklaştırmışız. Ondan sonra diyor ki önce uzaklaştır. Ama ilk önce bir, burada ne olur bir onu anlatalım. Eksi yaklaştırır yaklaştırmaz şu taraf artı yüklenir. Diğer tarafı nötr. Önce cismi uzaklaştırır. Uzaklaştırır uzaklaştırmaz şuradaki artı yükler topraktan dolayı nötrlenir. Sonuç L cismi nötr olur. Çünkü uzaklaştır uzaklaştırmaz topraklama dünya buraları nötrler. Ondan sonra toprağı kestiğimizde zaten nötrdü. Bir şey yapmaz.